Merhaba. Neredeyiz? Trende. Hello again. Evet, şimdi şöyle shuttle'ımıza bindik. Hanife Hanım, hazır mısınız? Hazırız. Diyor ki halk nereden biniyor? Halkın nereden bindiği bizi ilgilendirmiyor. Bu arkadaşın boynu tutuldu da o yüzden böyle geziyor yani. Yoksa uçağa binmediğini o da biliyor. Sadece bu kadar mı? Bir hayal kırıklığı. Bir garip oldum. Bakın şöyle. Yani buralar yatak olacak. Şuradan bir yatak inecek. Vallahi 1000 küsür dolar ödedik. Ben bayağı büyük bir şey bekliyordum. Tamam tren miren ama. Hanife Hanım, duygu ve düşüncelerinizi alayım. Oralar değil ama buralar da farklı. Bak. Evet, ben böyle alacağız zannediyordum ya. Biz iki kişi buna 1100 dolar falan ödedik yani. Boru değil. Dining room. Hello, good morning. How are you doing? Thank you. Oops. Hello. Aradığımız buydu. Evet, bakalım buradan. Ama o taraf değil işte hayatım. Bak, herkes bu tarafa oturmuş. Bir şey biliyorlar. Bence denizi buradan görecekler. Nereye gidiyoruz? Los Angeles, tam Seattle'a gidiyoruz. Şimdi bu benim bir hayalimdi. Hanife de sağ olsun varım dedi ve aslında Görkem gelecek. Görkem beni ekti. Çok heyecanlandırdı beni, sonra vazgeçti. Neyse ki Hanife okey dedi ve biz yola çıktık. İşte Los Angeles'ı gezdik, gördünüz zaten bir önceki vlogda bitti. Şimdi geldik, trene bindik. Bu trene 1100 dolar ödedik iki kişi. 6 saat sürecek. Yemekler de dahil. Hani dedik ki güzel bir deneyim olsun. Bari parayı da kıyalım. Rahat rahat uyuya uyuya gidelim. Gece de uyuruz dedik. Fakat trene geldik. Şimdi biz Los Angeles'tan Seattle'a Amerika'nın bütün batı kıyısını görerek gitmek istiyoruz. Amaç bu. Fakat bu taraf batı kıyısı, bu taraf doğu. Bizim odamız doğuya bakıyor. Tabii bu bizi mutsuz etti ve beklediğimizden çok minik. Yani benim videolarda, YouTube'da gördüğümle alakası yok odanın. Ama zaten en pahalıya aldık yani. 4 kişi olsaydık daha büyük oda veriyorlardı ama o zaman yine nefes alamayacaktık. Velhasıl bir hayal kırıklığı yaşadık. Sonra burası da Skyview diye geçen, işte manzara seyredilen lounge. Lounge seviyoruz biliyorsunuz. Lounge'a gidelim dedik. Burada güzel koltuklar var. Fakat o koltukları da kapmışlar. Biz acele etmedik binmek için, yerimiz belli diye nasıl olsa. Fakat bir mutsuz olduk. Sonra burada Hanife devreye girdi ve... Çıngar çıkarttı. Evet. Adama tabii ki de 1200 doları neye ödediğimizi sordum. Yani sonuçta hani odada seyahat edeceksek o zaman 300 dolar verir. Zaten Los Angeles'ten Seattle'a giderdik. Onlar da dediler ki tabii ki de anlıyoruz derdinizi. İzin verin bize, biz odası değiştirelim dediler. Tabii her şey bu kadar kibar olmadı. Kadını imajından çıkarttılar yani. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz şimdi. Odamız bu tarafa bakarsa daha keyifli olacak. Time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Ne yapıyorsunuz efendim? Kadın sunum kadın. Saatlerin böyle geçmeyeceğini anladık, verdik kendimizi içkiye yani. Ne yapacağız? Kadın sunum yapıyor. Yemekten geldik, doymadık. Acele yedik. Niye acele yedik? Burayı kaptırmamak için. Yerimiz çok güzel. Cheers. Şimdi biz bu trene sabah 9.50'de bindik. Şu an
kokteylli. Ve bu amcayla bu teyze, şunlar hala konuşuyorlar. Yani Amerika'nın tarihi, coğrafyası anlata bitiremediler. Sanırsın ki Roma tarihini anlatıyorlar. Bak, o kadar ciddiler ki ve bunlar bu işi gönüllü yapıyorlar. Ama burada üniforma çok kutsal. Üniformalarını giymişler. Muhtemelen karı kocalar, orayı anlamadım. Ellerinde de fotoğraf kataloğu var. Eğer ki sen, şimdi kilisenin önünden geçiyoruz. İşte bunların sana şeylerini de gösteriyor. Fotoğraflarını. Yani camdan kafana bakıp görmediysen fotoğraflara bak diyor. Yani odamıza gitmiyoruz ama burada kafe lunch'da geçiriyoruz. Roommate'im uyandığımda yoktu. Şurada uyukladım biraz. Baktım yok. Herhalde o da odaya gitti, uyuyor. Look now, here's a little list I made for you. If you can read. Look now, here's a lot of pretty things that I don't really need. So you don't have to give me every single thing. Uyudum, uyandım, şaftım kaydı. Hala konuşuyorlar. Petrol kuyularını gösteriyor. Tarlalarda ne ikili olduğunu anlatıyor. Coğrafya o kadar değişken ki. Yani şu an San Francisco'ya yaklaşıyoruz. Ve Mardin'in şeyleri var ya. Mardin'e benzettim bak, Mezopotamya'ya benzettim. Şu an coğrafya böyle oldu. Tepeler sarardı. Bak, petrol kuyuları orada da var. Burada bir kale diye bir bitki var. Bizim kara lahanaya benziyor ama tam öyle de değil. Ondan çok ekili. Tarlalar, bahçeler. Şurada uyudum yani. Saat 5, 7.30'da akşam yemeği rezervasyonumuz var. Dining room'da. Orayı da çekeceğim size. 24 saatten fazla buradayız. Yarın akşam 7'de ineceğiz. Amtrak bu firmanın adı. Onlara yazdık. Dedik ki hani şey demiyorsunuz, 3 saat falan Ocean'ı görüyorsun. Ondan sonra Ocean bitti zaten. İçeriden gidiyoruz. Bir daha San Francisco'da görür müyüz bilmiyorum. Okyanusu görecek olan odalar bu kadar. Karaya bakanlar bu kadar diye ayırın madem yani. Niye böyle ayırmadınız diye yazdık. Ama hani işte böyle biznesimizi aldık ama hani kitle olarak baktığında homeless tipliler de var yani. Neden? Çünkü Kaliforniya'nın gelir seviyesi çok yüksek. Yani Miami'den çok yüksek. Ama hayat da pahalı burada. Mesela bu işte $1,100 gibi bir şey ödediğimiz iki kişi uçakla gitsek $300 ödemezdik yani. Deneyime para verdik aslında. Öğlenleyin vejetaryen hamburger yedik. Fena değildi. Şimdi akşam bir salmon falan var. Baktım menüye. Ah! Bir para düşünür senin mi diyor da değil. $1 $100 olsaydı benim derdim belki. Şaka şaka demezdim. Böyle işte tarlalardan, bahçelerden gezmeye devam ediyoruz. Bir de Wi-Fi yok. Hani telefonda çok çekmiyor. Çünkü kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerden geçiyoruz. Niye telefon çeksin? Ama bizim reis hızlı trenlere çatır çatır Wi-Fi koydu. Herkes şey diyor, mukayese etmeyin. Ediyoruz arkadaş, ediyoruz yani. Her şeyi, her şeyle mukayese ediyoruz. Aa, burası İzmir'e benziyor, burası Antalya'ya benziyor. Bak, burası Narlıdere aynı. İşte Bursa'da bir yer var, burası oraya benziyor. Yani çok İstanbul'la mukayese edemiyoruz ama Türkiye ile genel olarak her şeyi mukayese ediyoruz Amerika'da. Yani benzettiğimiz yerler oluyor. Bundan da doğal bir şey yok bence yani. Yolculuk devam ediyor. Yatak açma servisi gelecek, yatağımızı açmaya. O yüzden dedim ki gideyim de odamızı hazırlayayım. Yemeğimizi yedik. Şimdi bekliyorum, bir istasyona yaklaşırsak aşağıya inmek istiyorum. Bir ben de daha hiç inmedim. Good night again. Çünkü sürekli dining room'dan geçtiğimiz için garsonlara habire iyi geceler diyorum. Koridorlar bayağı dar. Şişman biri geçemez burada. Evet, odamıza geldik. Bakın burada da böyle kahve oluyor. Buradan da kahveni alabiliyorsun. Sular burada. Hani böyle servisleri var. Bakın böyle de duş var. Bayağı da kullanmış birileri yani. Burada böyle temiz havlular.
Gördünüz mü? Duşu bile var. Dişimi fırçalamaya geldim. Bakın. Bayağı güzel yani, şöyle oturma yeri falan var. Şurası da tuvalet. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Havlumuz. İyiyiz ya. Aa, okey yani. Pijamamı da giydim. Ondan sonra da sleeping time. Evet, trende ilk gün bitti. Bana iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Muhtemelen Oregon'da uyanacağız. Kaliforniya bitiyor, Oregon'a geçmiş oluruz. Evet, artık Oregon'dayız. Kaliforniya bitti. Bir tren istasyonundayız. Birazcık fresh air alıyoruz. Portland, buranın en büyük sanırım başkenti. 20 dakika burada mola verdik. Kornayı duyana kadar gezin dediler. Kornayı duyunca geri dönün. Birazcık ayaklarımız açılsın. Columbia markasının çıkış yeri burasıymış. Portland, Oregon. Ve bu da Columbia Nehri'ymiş. Öğrenmiş olduk. İnsanlar yüzüyor böyle teknelerden falan atlayıp. Boşluktan yiyoruz. Normalde tek öğünle günü geçirirken, yani bildiğin sabah 9'da kahvaltı yapıyorduk. İşte bir de öğlen yemeği, şimdi akşam yemeği, artık son yemek, son akşam yemeğini yiyip gidiyoruz. Bir şeyden bahsetmek istiyorum, Halife hatırlattı. Amerika'da bahşiş çok önemli. Yani Avrupa'da da var ama burası gibi değil. Mesela Florida'da, özellikle Miami'de %18, %20 artık her yerde ekleniyor. Neden? Çünkü insanlar bahşiş vermiyor. Latinler bahşiş vermiyor. Türkler asla vermiyor. Türk restoranında çalışanlar hep şikayet ediyor. Ama burada garsonlar genellikle bahşişe çalışıyor. Saat ücreti $4, $5. Bazı yerde o da yok. Ve sadece bahşişle yaşıyorsun. Mesela şimdi trende evet burada çalışanların güzel benefitleri falan var. Maaşları güzel. Ama bu bir üsluptur. Türkiye'de de bahşiş veriyoruz. Ama vermeyen çok fazla var. Ve mesela burada oran %20. Amerika'da %20 bahşiş verme göze almıyorsan o yemeği yeme. Kural bu. Halife de kafasını sallıyor. O yüzden bahşişlerimizi veriyoruz. Akşam yatağımızı açtı çocuk. Hemen Halife koştu gitti. Ona bile bahşişini verdi. Amerika seyahatlerinizde mutlaka bahşiş ekleyin. Dediğim gibi Florida dışında hesaba eklenmiyor. Florida'da artık hesaba ekliyorlar çünkü insanlar bahşiş vermekten çok fazla kaçındığı için. Mümkün mertebede nakit vermeye çalışın. Seyahate çıkma önce yanınıza bir sürü $5 alın. Mümkün mertebe bahşişleri, çünkü kredi kartına eklediğiniz bahşişler vergiye dahil olduğu için ve personele bir ay sonra maaşıyla beraber geleceği için çok faydası olmuyor. Nakit verin, mutlu olsunlar. Evet. Mesela Türk lokantasındaki arkadaş da şunu söyledi, garson arkadaş. Siz dedi, o %18 hesapta dahil ödediğiniz bahşiş ortak bölünüyor. Ama sen ekstra bir %10, %5 bir şey daha verirsen o direkt benim cebime geliyor dedi. Şimdi bunu öğrendikten sonra artık orada keş olarak kızın cebine gitsin diye ekstra bahşiş veriyoruz. Çünkü gerçekten bahşişe çalışıyorlar ya. Vallahi. Evet, burada da garsonumuz garbi yer bizimle çok güzel ilgilendi. Şimdi salata yiyoruz. Sonra da makarna yiyeceğiz. Böyle salatalarımız ve hani masa örtüleri, güller falan. Komşularımız da yani sürekli yemek de değişiyor. Şu an böyle bir çiftimiz var, onlarla yiyoruz. Burası da dining room. Yani dining car diye geçiyor.
Tire'nin yemek salonu. Kolombiya Nehri. Valla bilmiyordum Kolombiya diye bir nehir olduğunu. Meğerse Kolombiya markası buradan çıkmış ve bu nehrin adını almış. Nehir boyunca gidiyoruz. Çok güzel. Şimdi bizim karşı odamız boşaldı. Oraya geçtim. Yani çok rahatsızdı uyku. Ben daha önce Yunanistan'a yataklı trenle gidiyordum. Selanik'e çok böyle 15-20 sene önce çok gitmiştik. Çok keyifliydi. Hani odalar büyüktü. Hani iki oda tutuyorduk ama bir odanın yatağında oturup kağıt falan oynuyorduk 3-4 kız. Çok keyifliydi. Sedacığımın kulağı çınlasın. Bu sefer hani üst katta ben yattım. Çünkü Hanife benden çok uzun. Çağdaki yatak biraz daha geniş gibiydi bir tık. Ben yukarıda şurada yattım ama hani yatamadım. 5 gibi falan kalktım işte lounge'a gittim. Yastığımı battaniyemi aldım. Biraz da orada uyukladım ama bu gece çok uyudum diyemem. Dönemiyorsun, edemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun ve sert böyle takır takır sert bir zemin. Aşağılar mesela koltuklar daha yumuşak. Düşünemedik. İki tane böyle karşılıklı alsaydık falan belki daha rahat ederdik ama neyse. Yatak kısmı dışında okey. Ama yatak kısmı gerçekten zorlayıcı. Yani işte totalde 34-35 saat trendesiniz. Çok güzel manzaralar, kasabalar, dağlar, karlı dağlar bile gördük yani. Karı çıktıkça kuzeye, artık Kanada'ya doğru yaklaşıyoruz. Ve sürekli şey, sulak yani. Aşırı nehirler, her yer çok güzel sulak. Bir böyle görsel şölen oldu. Hani yeşillik, ağaçların çeşitleri, ovalar. Yok yok ya, acayip güzeldi yani. Keyifliydi. Evet, tren yolculuğumuz burada sona eriyor. Firmanın adı Amtrak. Amerika'nın her yerinde, her rotasında var. Hani bir daha Amerika'da yataklı tren yapar mıyım? Bence gerek yok. Hani ama hani 12 saat falan giderim. Ama mesela ne yapmak isterim? Asya'da tren yolculuğu yapmak isterim. Şu Çin falan, Tibet, Moğolistan böyle bir ay süren 30 bin dolarlık bir tren var mesela. Onu yapmak isterim. E tabii o lüks böyle kadife koltuklarda falan yemek yiyorsun. Burada da yemekler çok iyiydi gerçekten. 35 saatte 5 öğün yemek yiyorsun yani düşün. Yemekler bayağı başarılı, iyi. Çok güzel bir deneyim oldu. O zaman bir dahaki vlogda da Seattle'ı yazıyoruz efendim. Bye bye.